Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokum gibi nefis bir sucuk tarifi paylaşacağım. Sucuğu normalde biliyorsunuz hep klasik doğrayıp direkt tavaya atıyoruz ama bu yöntemle yaptığınız zaman inanın bana çok ama çok lezzetli oluyor. Tadına doyamıyorsunuz. Kesinlikle deneyin diyorum ve hemen yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladığımı hep birlikte izleyelim. Sucuğu kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lokum gibi çok güzel oluyor. Şöyle iki parça sucuğum var. Ve sucuklarımı klasik bir şekilde dilimliyorum. Direkt pişirdiğimiz zaman biraz sert oluyor. Hatta kuruyabiliyor. Ama bu yöntemle sucuklarınız kavurma tadında çok lezzetli olacak. Dilimlediğimiz sucukları hemen tavaya alıyorum. Sucuklarımı ocağa aldım. Altını yakıyorum. Ve üzerine bir fincan kadar içme suyu ekliyorum arkadaşlar. Sucuklarımızı suyla birlikte pişmeye bırakıyorum. Böyle kabaracaklar. Suyu çektikçe daha böyle yumuşak, daha lezzetli oluyor sucuklar. Peki ve suyun içerisinde sucuklarımı pişmeye bırakıyorum. Sucuklar yavaş yavaş suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Altını kısıyorum bu aşamada ve sucukların suyunu çekmesini bekliyorum. Bakın arkadaşlar, koymuş olduğum suyun tamamını çekti sucuklar. İsterseniz direkt bu şekilde yumurta kırabilirsiniz veya bu şekilde afiyetle tüketebilirsiniz. Lokum gibi böyle çok güzel oluyor. Ben çok azıcık tereyağı ekleyeceğim ve üzerine yumurta kıracağım. Klasik sucuklu yumurta yapacağım. Fakat önden böyle haşlama işlemi yapınca gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu sucuklarımızın üzerine yumurtaları kırıyorum. Yumurtaların üzerine birazcık tuz çekelim. Biraz karabiber. Lokum gibi pişmiş sucuğuyla sucuklu yumurtamız servise hazır. Bu şekilde kesinlikle deneyin. Farkı göreceksiniz. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olmasını diliyorum. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.